Merhabalar arkadaşlar, Suray Öztürk kanalına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz. Umarım keyifleriniz yerinizdedir. Bu akşam yine bir ürün tanıtım videosuyla karşınızdayız arkadaşlar. 12 Ağustos'ta A101'de satışa sunulacak olan Pirana marka Gaming Keyboard'u satın aldık. Satışa sunulmadan önce ilk defa Suray Öztürk kanalında ön incelemesini gerçekleştirmiş olacağız arkadaşlar. Pirana Gaming klavyenin özelliklerinden kısaca bahsedecek olursak 7 farklı renkte RGB özelliği var. Kumaş kablosu var. Türkçe Q klavye kullanımı var arkadaşlar. Kutu üzerinde gördüğünüz gibi çok da fazla bir detay yok. Şöyle hemen kutu üzerindeki detaylara bakalım. 7 tane farklı renk ışık var. Multimedya tuş takımı var. Tuş aydınlatma tamamında var arkadaşlar. Tepkime hızı 500R/SD. USB veri formatı 16 bit, dayanıklılık tuşlar 50 milyon basmaya kadar dayanıklı arkadaşlar. Arayüzü USB, kumaş kablo 1.4 metrelikte üzerinde kumaş kablo çıkıyor. Hep birlikte kutu açılışını gerçekleştirelim. İçerisinden bir adet kullanım ve garanti belgesi çıkıyor gördüğünüz gibi. Ürün modeli 2345 Gaming Keyboard. Piyasa fiyatı 75 ile 90 arasında satılıyor. Evet arkadaşlar, çıkan ürün bu. Ürünü görüyorsunuz. Hemen şöyle bir test edelim. 1,5 metrelik kumaş kaplama USB kablosu var. Q klavye. Mekanik değil. Tuşların basımı biraz sert. İsterseniz ürünün canlısını bir de bilgisayara bağlayıp deneyelim. Nasıl gözüküyor görelim. Sizler için bir oyun açalım. Oyun üzerinde klavyemizi deneyelim. En çok bilinen oyun da PUBG. Klavyenin alt aksamı plastik. Mekanik değil. Mekanik olsaymış gayet güzel olurmuş ama bu fiyata da mekanik olmasını beklemek gerçekten birazcık haksızlık olurdu. Üründe anlatabileceğim bir şey yok. Bir oyun açılsın. Bir gameplay videosu atalım. Klavye aydınlatmalarını yaktık. Klavye aydınlatmaları F, N ve Scroll Lock tuşlarından açılıp kapanıyor arkadaşlar. F, N ve Scroll Lock'tan kapanıyor. F, N ve Scroll Lock'tan açılıyor. 7 farklı aydınlatma seçeneği var. Şimdi oyun üzerinde klavyemizi deneyeceğiz. Evet, sağ sol gayet iyi. Zıplama tuşu. Evet. Aldık. Gördüğünüz gibi yön tuşları gayet iyi çalışıyor. Hız işareti, sağa sola yatma, zıplama, eğilme, üçüncü şahıs, hızlanma. Ateş etme. Gayet güzel. Bir de sizler için bir Word dosyası açıp klavyede yazı yazıp yazmamayı göstermek istiyorum. Şuradan bir tane boş Word dosyası açıyorum. Klavyeden yazalım mesela. Merhaba. Enter'a biraz alışamadım. Enter ince. Nasılsınız? Selamlar. Yani yazması keyifli. Biraz orta sertlikte, çok hafif yumuşak değil. Çok da sert değil. Tabi bazı tuşlar olduğundan daha zayıf da olabiliyor. Genel hatları itibariyle fiyat performans ürünü. Ben bu ürünü
tavsiye ederim. Bu ürünün fiyatına gelince 59 TL, kaçırılmayacak bir ürün. Yani başlangıç için profesyonel bir e-sporcu oyuncusu değilseniz çok rahatlıkla işinizi görebilecek bir ürün. Ama hani derseniz ki biraz daha kaliteli olsun, size tavsiyem mekanik tabanlı klavyelere yönelmenizdir. Ancak bu da güzel. Ben memnun kaldım. Yorumlarda da kötü bir şey okumadım açıkçası. Bu tarzda videoların gelebilmesi için kanalımıza abone olup bizleri desteklemeyi unutmayınız. 1000 aboneye çok az kaldık. Şu anda sizler sayesinde 584 aboneyiz. 4000 saat sınırımızı aştık. Çok şükür. Bizlere destek olup, kanalımıza abone olup, birlikte büyümemize yardımcı olursanız çok mutlu oluruz. Hepinize iyi akşamlar. Seviliyorsunuz.